Yiğit bulut 1946 devalüasyonu ve 2015'te rol çalmaya çalışanlar. Bir önceki yazımda oy pusulasında olmayanların rol çalma denemelerini kaleme almış ve bazı detaylara işaret etmiştim. Bugün konuyu tarihsel olarak detaylandırmak istiyorum. Her şeyden önce şunu soralım. Türkiye bizim diyenler nasıl ortaya çıktı? 1. 1946 devalüasyonuyla küresel sisteme teslim olma sürecini tamamlayan Türkiye'de dışarıdaki güçlerin içeride yarattığı Burjuva ve onun yan kollarının TSK'ya sızmış diğer kollarla birleştiği yerleşik medya ve yerleşik finansal yapının biz kontrol edelim amacıyla kullandığı güçler birliğini yerleşik düzen olarak adlandırabiliriz. Siyasi otoriteye istediğini yaptıramayan bu güçler her dönemde finansal ve basın manipülasyonu yoluyla yönetenleri zor durumda bırakmayı dener. 2. Bu güçler birliğinin ilk denemesine en kapsamlı örnek 1946 devalüasyonu, 1960 darbesi arasında yaşananlar. Dönemin başbakanı Menderes, işbirlikçi asla değil, tam tersi kontrol edilemeyeceği anlaşıldığı anda yok edilen bir lider. Hamle çok açık. Yapılan ilk başbakan asma denemesi ve işin ilk ilginç tarafı bu denemenin vatansever bir sol devrim kılıfında saklanması. 3. Türkiye için en güçlü deneme 1980 darbesi sonrası gelişen yapı ve 2001'de gönderilen Derviş dönemi. Final büyük dönüştürme ve eksene oturtma çalışması. 4. 1994-2001 ve sonrası birkaç yıl. Türkiye'nin 1946 sonrası kurgulanan burjuvası, medyası ve Batı uzantısı gizli askeri örgütlenmeleriyle tam olarak kontrol edilebilir hale getirildiği dönem. 5. 1980 darbesi öncesi sağ ve sol kamplarda beyni yıkanan gençlerin Türkiye'yi kana bulaması. 1980 sonrası Amerika'nın isteğiyle Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi ve 1980'ler sonrası 1960'lardan beri sahnede olanların kurulan yeni partide başrollere yerleştirilmeleri tesadüf değil. 1960-94 ve 1994-2001 ayrı ve detaylı incelenmesi gereken süreçler. Sonuç 1. Bugün gelinen nokta çok açık. Türkiye tam bir yol ayrımında ya yeni bir düzen tesis edilecek, yeni Türkiye büyük ölçüde tabanını oluşturdu, ya da yerleşik yapı eski gücünü geri kazanarak 1946 sonrası kurduğu denklem içinde hepimizi istediği gibi idare etmeye devam edecek. Sonuç 2. Türk halkı şu gerçeği çok net görmeli. Yerleşik düzen aynen Matrix gibi her yerde. Evimizde, arabamızda, okulumuzda, gazetemizde, iş yerimizde. Bu düzenin tek bir amacı var. Türk halkının Onların tasarımları sonucu ortaya çıkan sanal matriks içinde kalması ve asla uyanmadan varlıklarının sosyal, siyasal, ekonomik olarak kullanılmasına göz yumması. Sonuç 3. Yerleşik düzeni ararken sadece bir tarafa bakmak yetmez. Her tarafa dikkatli bakmakta ve değişik versiyonlarını da idrak etmekte yarar var. Son söz. Türkiye ve bu coğrafya bu topraklarda yaşayan herkesindir. 5 bin kendini seçilmiş sanan kişi bu ülkeye, bu coğrafya ve insanlarına hükmedemez. Yapamayacaklarını göreceğiz. Asla inancınızı kaybetmeyin. Asla gevşemeyin. Biz, bizim olan hakkında kararı kendimiz vereceğiz. Yiğit Bulut, Star